Yaslı şesi var, Türkiye'ye selam olsun, deva geliyor. Aman yurda selam olsun, deva geliyor. Vatan bu bizimdir, ötesini var. Aman da canlar ne hoş imiş, deva bulması. Hak, hukuk, adalet yar yar kusur olması. Tut tut nefesini yar yar, deva geliyor. Umudu saklayıp yar yar, sefa geliyor. Tut tut nefesini yar yar, deva geliyor. Herkese merhaba. Bugün çok kıymetli misafirlerimiz var. Gönlümden geçtiği şekilde söyleyeyim. Kıymetli olmaları sadece işgal ettikleri pozisyonlarla ilgili değil bence. Tabii ki bir siyasi partiyiz. O anlamda saygımız sonsuz. Ama Deva Partisi Türkiye'de kurulan bir siyasi parti olarak ilk kez farklı şeyler yapmaya başladı. Ve bu farklı siyaset tarzının Türkiye'nin geleceğine damga vuracağına yürekten inanan insanlarız. Ve her partinin ruhunu kurucuları yansıtırlar, kurucuları taşırlar. Bugün burada sadece bir genel başkan yardımcımızı, sadece bir yönetim kurulu üyemiz ve İstanbul Bölge Koordinatörümüzü, işte insan kaynaklarından sorumlu bir başka genel başkan yardımcımızı ve bir kurucumuzu ağırlamıyoruz. Hepsi partimizin kurucusu aynı zamanda. Partimizin kurucu ruhunu temsil eden değerli büyüklerimiz kendileri. Deva Partisi'nin ülkemize deva olacağı süreçte çok kıymetli paylaşımları bugün dinleme fırsatımız aynı zamanda. Çünkü biz taşra teşkilatıyız ve partimizin ruhunu, kültürünü böylesi kurucularımızdan her zaman dinleyerek motive olacağız ve bunu da sahaya en güzel şekilde yansıtacağız. Bugün bu anlamda çok güzel bir fırsat. Ben kendimi size takdim edip sonrasında değerli başkanlarıma bırakacağım sözü. Genel Başkan Yardımcımız ve seçim işlerinden sorumlu seçim işleri başkanımız Avukat İdris Şahin Beyefendi, Parti İç Eğitim ve İnsan Kaynakları Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Nazlı Hanım, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz ve İstanbul Bölge Koordinatörümüz İlker Bey ve partimizin kurucularından Iron Man şampiyonu, Iron Woman Bahar Hanım bugün bizimle birlikteler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hiç uzatmadan mikrofonu da oradan bırakıyorum. Hoş geldiniz. Ben de değerli ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Aramızda tabii ki misafir basın mensuplarımız var ve bir de misafir genel başkan yardımcımız var. İnşallah kısa süre içerisinde onu gönderdikten sonra daha cesaretli, daha özgür bir şekilde sizlere hitap edeceğim. Şimdi o hani bir insanın sağında ve solunda yazıcı melekler olurmuş. Birisi sevapları, birisi günahları yazar. Bu genel başkan yardımcıları, ilçe başkanımızın böyle bir şey yapma şansı yok ama genel başkan yardımcımız günahlarımızı yazmasın diye onu biraz sonra göndereceğiz inşallah. O da Avcılar'da, Esenyurt'ta programları var. Ben de öncelikle sıcak karşılamanız için sabahın erken saatlerinde burada olduğumuzdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Çok önemli bir vazife ifa ettiğimiz kanaatindeyim. Hepiniz birbirinden kıymetli teşkilat mensupları olarak bugün Küçükçekmece'de sizlerle beraber olmaktan bize ayrı bir keyif duyduğumuzu ifade edeyim. Öncelikle arkadaşlarımızı değerli ilçe başkanımız tanıttı. İlker Bey'i yakinen tanıyorsunuz, sizinle gelecek burada çalışan ve İstanbul'da 39 ilçemizde ayrı ayrı emekleri var. Bundan sonra da daha da fazlasıyla inşallah burada terakki edecek bir arkadaşımız. Nazlı Seda Hanım ve Bahar Hanım da bugün bizlerle Küçükçekmece'de sizlerle birlikte olurlar ve zaman zaman da bu tür ziyaretlerde inşallah yine hep beraber olacağız. Onları da özellikle ifade edeyim. Şimdi çok değerli arkadaşlar, teşkilat bir aile demek. Uzunca yıllar belirli teşkilat çalışmaları içerisinde yer aldık. Ama hiçbirinde özellikle şu son dönemde aldığımız hazzı, yaşadığımız mutluluğu paylaşmadığını ifade edelim. Biraz önce Sayın Genel Başkanımız Fox TV'de canlı yayında. Ama o canlı yayında olmasına rağmen bugün burada toplantımızı başlatıyoruz. Çünkü sebep şu.
en kılcal damarlara kadar teşkilatın her biriminde yapılan bir faaliyet, genel başkanın yaptığı faaliyet kadar kutsal ve kıymetli. O bugün belki şu anda kendisini takip eden 10-15 milyona Fox TV'de hitap ediyor. Ama sizler de burada 750-800 bin küçük çekmeceliye hitap edecek olan kadrolarsınız. Eğer bir siyasi partide taban siyaseti yoksa tabanın asla ve asla yapabileceği hiçbir şey yok. Hele hele bugünkü çağımızda medyanın iktidar partisinin tek elinde olduğu, kamunun yayın kuruluşu olan Anadolu Ajansı ve TRT'nin sadece ve sadece iktidar partisine açık olduğu bir ortamda bizim faaliyetlerimizi, programımızı, tüzüğümüzü, genel başkanımızın söylemlerini, genel başkan yardımcılarımızın söylemlerini sizlerin dışında başka aktarabileceğimiz hiçbir kanal yok. Sağ olsun değerli ilçe başkanımız ifade ettiği yerelin çok önemli bir gazetecisi ve bir televizyonu bugün burada. İyi ki onlar var. Onların var olması için de Deva Partisi olarak bizler de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biraz önce programa bağlanmadan önce Sayın Babacan Fox TV'de İsmail Küçükkaya'ya şunu ifade ediyor. Son dönemde etrafta olup bitenler, kirlenmişlik sadece ve sadece siyaset kurumunda, devlette değil. Sivil toplumla birlikte aynı zamanda basında da çok büyük bir kirlilik var. Medyada da çok büyük bir kirlilik var. Ben ismini televizyon programlarında da anmaktan imtina ettiğim, ancak son 20-25 gündür ülkenin gündemini belirleyen suç örgütü lideri, kirlenmişler arasında siyasetçilerin iktidar partisi mensuplarının isimlerini zikrederken aynı zamanda alnış anlı gazetecileri, televizyoncuları da itham ediyor. İş dünyasından farklı isimlerini itham ediyor. Dolayısıyla bu nedenle hem yerel basına çok fazla ihtiyaç var, yereldeki medya kuruluşlarına çok fazla ihtiyaç var ve Deva Partisi'nin programının başında basın özgürlüğü geliyor. Basın ve ifade özgürlüğü. Eğer biz korkularımızın esiri olursak, cesaretli bir şekilde bu ülkede var olup biten çirkinliklere karşı kendi dünyalık menfaatlerimiz uğruna ses çıkartmayıp da başımızı öne doğru eğersek, yapandan hiçbir farkımız kalmıyor. Yani bazı şeyleri belki eylemsel olarak tersine çeviremeyebiliriz. Ama dilimizle yapılan yanlışlıkları ifade etmemiz lazım. Dilimizle gücümüz yetmiyor, bu imkanlarımız yok. Buradaki yerel basın gibi size mikrofon uzatan yoksa, sizi görüntüye alan kimse yoksa kalbinizle buğz edin ve yapılan yanlışlıkları asla ve asla tasdik etmeyin diyerek yaklaşık 2013-14'ten sonraki süreç içerisinde benim geçmişte siyaset yaptığım partide de Sayın Genel Başkanımızın içinde bulunduğu ortamda da hep ifade ettik. Sözlü olarak yanlışlıkları ifade ettik. Yeri geldi eylemsel olarak karşı durduğumuz anlar oldu. Soruşturma komisyonu sonrasında Yüce Dünya'nın sevk noktasında o günkü şartlarda düşüncelerimizi, kanaatlerimizi ifade ettik. 2017'de referandumda bu sistemle alakalı düşüncelerimizin olumsuz olduğunu kendi etrafımıza paylaştık ama bunların hiçbiri yetmedi. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen ama benim tabirimle kesinlikle bir sistemsizlik olan, çünkü aramızda değerli hukukçu arkadaşlarımız var, siyaset bilimciler var, kamu yönetimi okuyan arkadaşlarımız var. 3 tane şu an itibariyle demokratik toplumlarda yönetim biçimi var. Birisi başkanlık, birisi yarı başkanlık, diğeri de parlamenter sistem. Diğeri ise monarşide oluyor. Veyahut da farklı bir şekilde meşruti hükümetlerde söz konusu olabilir. Ama demokratik toplumlarda 3 tane ana sistem var. Bu sistemlerden başkanlık sistemi tam manasıyla kuvvetler ayrılığını öngörüyor. Ve bu kuvvetler ayrılığında yasama, yürütme ve yargı organlarının kalın çizgilerle birbirinden ayrıldığı hususu net bir şekilde ortaya konuyor. Yarı başkanlıkta da işte Fransa'da olduğu gibi
başkana biraz daha güç veren, parlamentonun içinden, zaman zaman parlamentonun içinden çıkan veya doğrudan halk tarafından seçilen bir başkan parlamentoda var. Ama orada da yine çok kuvvetli bir ayrım bağımsız yargıya dair var. Yargının kalan çizgilerle ayrıldı. Diğeri ise parlamenter sistem. Aslına bakarsanız Türk toplumunun ve Batı kültüründe Almanya, İngiltere başta olmak kaydıyla Hollanda hepsine uygun olan yönetim modeli de parlamenter sistem. Ama gerçek anlamda bir parlamenter sistem. Yani parlamentoda milletvekilini güçlü kılan bir sistemin adı aslında parlamenter sistem olarak ifade ediyor. Oysa özellikle 82 Anayasası'ndan sonraki süreçte 80'in öncesini tanıyan birkaç tane büyüğümüz var aramızda. Bizler yaş olarak o dönemi pek fazla yaşamadık ama bir senato vardı, milletvekilleri çok güçlüydü. Ve özellikle yine söyleyeyim, belirli dönemlerde de, koalisyon dönemlerinde de yine milletvekillerinin gücü şimdikine bakarak çok çok daha belirleyiciydi. Şimdi 82 Anayasası'nda konsey üyeleri sanki kendileri hiç görev dışına çıkmayacaklar ve hiç ölmeyeceklermiş gibi Kenan Evren ve arkadaşları Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini çok güçlendirmişler. Ve 2007 yılında da maalesef 367 garabetiyle birlikte Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine dair yapılan anayasa değişikliğiyle de bu durum tam perçinlenmiş oldu. Yani halkın seçtiği Cumhurbaşkanı yürütme erkinde iktidara ortak olmak istedi ve kesinlikle parlamenter sistem rayından çıktı Türkiye'de. Dolayısıyla parlamenter sistemin rayından çıkması nedeniyle ve koalisyonlarda geçmiş dönemde yaşanılan olumsuzluklar illa da bir sanki bu ülkede bir başkanlık sisteminin uygulanması gerektiği noktasında bir algı yarattı. Rahmetli benimle beraber çalıştık. Ben başkan vekiliydim. Kısmen de hocalarımızı da yaptı. Burhan Hoca elinde bir megafon, her tarafta başkanlık sistemi şöyle olacak, böyle olacak. Ölümünden önce Sarıyer'de İller Bankası'nın bir tesisi var. Tam böyle sahilde güzel de bir yer İl Bank'ın. Orada bir düğünde karşılaştık. Al hocam, başkanlık sistemi, başkanlık sistemi dedim. Geldi sana bir sistem. Bunun adı ne Allah aşkına bir söyle. Bunun başkanlık sistemine benzeyen bir tarafı var mı deyince dedi ki sormayın biz. Benim istediğim bu değildi. Ve 2017'den sonra zaten beni de adam yerine koyan da olmadı. Ve gerçekten MHP'nin hazırlayıp ortaya koyduğu. Şu anda da sarayda özellikle Beştepe'de bir kısım kendini hukukçu olarak sayan ama bunun ne sistem olduğunu bilmeyen hukukçuların düzenleyip önümüze koyduğu bir sistemsizlikle bugün karşı karşıyayız. Şimdi bunu düzeltmenin yol ve yöntemi de işte sizin gibi bu ülkenin geleceğine dair endişeleri olan, kaygıları olan insanların yan yana gelmesiyle ortaya çıkartmış olduğu yeni vizyon. Biz bunu nasıl diyoruz? Geçmiş dönemde parti kurmadan önce yan yana geldiğimizde sizin gibi toplulukları bulduğumuzda sürekli şikayetçi oluyorduk ve karanlığa soyuyorduk. Diyorduk ki bunlar işi yönetemiyor, beceremediler, ülke kötüye gidiyor, bir şeyler yapılması lazım. Ama o bir şeyler yapılması lazım dendiğinde hadi bunlardan birisi sen ol dediğimizde biz yine eleştirmeye devam ediyorduk ama gün geldi dedi ki yeter artık. Sadece eleştirmekle olmuyor ve karanlığa sövmekle olmuyor. Biz bir mum yakacağız ve bu aydınlığa da bütün milletimizi davet edeceğiz. Karanlığa sövmeyi bıraktık ve biz bir mum yaktık. Bugün Allah'a şükürler olsun Küçükçekmece'de bu mumun ışığına gelen çok nitelikli bir kesim bugün burada bu teşkilatı oluşturuyor. Sadece Küçükçekmece'de mi, öğleden sonra Büyükçekmece'de, yarın inşallah Bakırköy'de, Bahçelievler'de, sonra Şile'de, Beykoz'da ben olacağım. Diğer 4 tane genel başkan yardımcımız da 6'şer ilçe olmak kaydıyla toplam 24 ilçede çarşambaya kadar bir dizi program yapıyoruz. İnşallah çarşambadan sonraki süreç içerisinde de yeniden İstanbul ilimizde bir şekillenme ve bir teşkilatlanma gerçekleştirdikten sonra geri kalan ilçelerimizi de tamamlayıp İstanbul'un 39 ilçesinde demokrasi meşalesini en aydınlık bir şekilde inşallah yapacağız. Adalardan tutun,
Silivri'ye kadar giden hatta göreceksiniz ki deva damlaları tek tek toprakla buluşacak ve o damlaların buluştuğu topraktan fışkıran inşallah o fidanlar çok büyük asıllı çınarları inşallah inşallah. Yani arkadaşlar, bugünkü çalışma ziyaretimiz bizim biraz önce de sözde de ifade ettiğim gibi 24 tane teşkilat kurulan ilçemizde 4 genel başkan yardımcımızın başkanlığında çok kıymetli başkanlarımızla birlikte oluşturduğumuz komisyonlarda ilçelerimizde ne oluyor, ne bitiyor, biraz da geç kalmış bu ziyaretleri gerçekleştirmek. Bizim İstanbul'a karşı bir özrümüz var. Bu özrün en büyük sahiplerinden birisi de benim. O yüzden sizlerden helallik almaya geldim. Çünkü ben seçim işleri başkanı olarak ivedi bir seçim yapılacağı düşüncesiyle, baskın bir seçim, acilen küçük illerde örgütlenmemiz gerektiğini, oralarda kongrelerimizi yapıp büyük kongremizi gerçekleştirdikten sonra seçimlere girebilme ehliyetine sahip olmamız gerektiği fikrini genel merkezde kabul ettirdim. Sağ olsun İlker Başkan, Nazlı Başkan, Bahar Hanım. Orada bizim bu hissiyatımıza kahir ekseriyeti 90 kurucumuz iştirak etti ve önce küçük illerden başladık. Ve biz Aralık sonu itibariyle 43 ilde il kongrelerimizi tamamlayıp büyük kongremizi de icra ettik. Ve sonrasında da seçimlere girebilme ehliyetine sahip olduk. Bunun için yaptık. Bunu da özellikle siz değerli teşkilat mensuplarımıza ifade edeyim. Bir ceza hukukçusu önce gerekçelerini ortaya koyar, ondan sonra hakimden beraat talep eder. Gerekçeleri ortaya koymadan beraat talep ederseniz ya kolunuzu kaptırırsınız ya bacağınızı, ya da bir hürriyeti bağlayıcı ceza alırsınız. Ben onu almamak için size izahatta bulunayım. Geçtiğimiz yıl Haziran ayları civarındaydı. Devlet Bahçeli'nde bir hareketlilik oldu. Yani şimdi biliyorsunuz ki kritik ve kaotik ortamlarda Türkiye'deki seçim kararını genelde son 15 yıldır, 20 yıldır hep Devlet Bahçeli veriyor. Sayın Bahçeli 2002 seçimlerine giderken de seçim kararını vermişti. 7 Haziran 2015 sonrasında aynı gün, sandıktan çıktıkları gün 1 Kasım seçimlerinin tarihini de o gün yine ülkede veren isimlerden biriydi. Ve son olarak da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarı da o. Dolayısıyla ne zaman, hangi saatte ne yapacağı tam net belli olmadığı için seçim konuşulmaya başlandı. Ve biz dedik ki bir an önce örgütlenelim. Ve geçtiğimiz dönemde İyi Parti'nin CHP'den emaneten milletvekili almak suretiyle grup kurup öyle seçime girmesi olumsuz ifade edildi belirli kulvarlarda. Hem CHP'den ayrılıp gelen milletvekilleri için hem de İyi Parti için de çok o günkü şartlarda iyi bir görüntü olmamıştı. Biz dedik ki biz kendi imkanlarımızla, kendi ismimizle, kendi genel başkanımızla, kendi amblemimizle seçimlere girelim ve kimseye müdahale etmeyelim. Bizim bir tek ricacı olacağımız kesim olsun, makam olsun, o da milletin vicdanı ve milletin kendisi olsun dedik. Allah'a çok şükür Deva Partisi olarak bunu gerçekleştirdik. Bakınız, geçtiğimiz gün Afyon'un Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesi'nde bir seçim oldu. Biz o seçimlere de girebilme yeterliliğine sahiptik. Şimdi orada özellikle sorduğumuzda iki isim arasında belde bölünmüş. Önce kapanmış belediye, daha sonra açılmış ve açılma aşamasında da şu anda seçilen eski MHP'li bir belediye başkanı valiyle, Afyon belediye başkanıyla ciddi bir emek vermişler. Ve kesinlikle isimler arasında Süleyman'la Erol arasında seçimin yürüyeceği belli ve gittiğimizde de hissettiğimiz hadise, iktidar partisi tüm gücüyle, devletin bütün imkanlarıyla oraya da seferber olmuş. Şimdi o bölgeden çıkmış bir genel başkan, benim de çok yakın dostum, döndüğümde kendisiyle telefonla konuştuk. Dedim ki ne düşünüyorsunuz, buradan aday
çıkartacak mısınız? Dedi ki İdris Bey, Sinan Paşa Güney Beldesi'nde kantar bozuk dedi. Bozuk kantara çıkıp da kendi kilomuzu tartmanın bir anlamı yok dedi. İlk başta çok yadırgadım. Yani siyaseten bu söz çok kabul edilebilir bir söz değil. Yani bozuk bir kantar ve ona çıkıp gerçek kilomuzu göreceksiniz. Bu son derece sakıncalı. Çünkü yarın başka yerlerde iktidar yine iktidarın imkanlarını kullanacak. Devletin gücünü sonuna kadar insanlar üzerinde nüfuz olarak kullanmak suretiyle oy devşirecek. Bunu iyi kötü görebiliyoruz ama erkenden de pes etmek olmuyor. Daha sonraki aşamada şunu gördüm. Oyların büyük bir çoğunluğu taşıma, İzmir'den taşıma ve isimler belli olmuş ve adaylar yarışacak. Ve dedik ki biz burada bu bozuk kantara çıkmayacağız Deva Partisi olarak. Kendimizi burada sınamayacağız. Milletin gerçek vicdanında ve milletin özgür olduğu bir alanda sınayacağız. Sebebi de şu arkadaşlar, biraz önce ifade ettim, bizim parti programımızın başında basın özgürlüğü var. Sadece basın özgürlüğü değil, ifade özgürlüğü var. Adalet kavramı var, eşitlik kavramı var. Eğer biz bugün bu ülkede Deva Partisi'ni kurmuşsak, ayarı bozulmuş Türkiye'ye özgürlükler alanında, eşitlik alanında, adalet alanında, kuvvetler ayrımı alanında ve yargının tam bağımsızlığı alanında ciddi anlamda bir kantara çıkmamız gerekiyor. Ve buradaki ölçümüz de bir kuyumcu terazisi hassaslığında olmak durumunda. Çünkü toplumu o kadar kullandığımız son dönemdeki siyasi dille ayrıştırdık, ötekileştirdik ve kutuplaştırdık ki şimdi alana indiğiniz zaman bu tepkileri görüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bir muhalefet partisi liderine ağza alınmayacak sözleri Sayın Cumhurbaşkanımız meclis kürsüsünden söyledi ve bir şekliyle de tahkir ederek, tazif ederek bir kısım illerde program yapılamayacağına, daha sizin iyi günleriniz şeklinde tehdit etmek suretiyle bu konuşmayı yaptı. Ha ben şunu özellikle söylüyorum, bunu televizyon ekranlarında da ifade ettim. Biz bizim ülkemizde hiçbir siyasinin Netanyahu'yla özdeşleştirilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bu Sayın Cumhurbaşkanı da olamaz. Bir partinin, herhangi bir partinin, bakın çok net ifade ediyorum, Türkiye'de yasal yollarla kurulmuş hiçbir partinin liderini çocuk katili Netanyahu'yla aynı kefeye koymamız mümkün değil. Ama şunu ifade etmemiz lazım. Popülist liderler dünyanın neresine giderseniz gidin aynı görevleri ifade ederler. Aynı görüntüleri verirler. Korkutmaya çalışırlar. Umut veremezler, korkuyla oy toplamaya çalışırlar. Ve devletin her türlü imkanlarını, kamunun her türlü imkanlarını kendi şahsi ikballeri için çok rahatlıkla harcayabilirler. Bunları örnek verebilirsiniz. Ama bizim özellikle Deva Partisi'nin lügatında ve dilinde Netanyahu gibi bir çocuk katiliyle, insan kasabıyla Türkiye'deki hiçbir siyasi partinin liderini kıyaslama imkanımız olmaz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın da buna mukabil kullanmış olduğu dili de biz Deva Partililer olarak asla kabul etmeyiz. Dolayısıyla dile, üsluba çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu zaman zaman söylüyoruz. Siyasete girdik diye biz insanlıktan çıkmayacağız. Dilimiz son derece naif olacak. Ve siyasette ilkeli duruşun, adaletli ve hakkaniyetli davranışın öncüsü ve sözcüsü Deva kadroları olacak. Ve toplumun 84 milyonunu bir kardeş olarak kabul edeceğiz. Ve onların hepsi de bir et ve tırnak gibi eşit mesafede göz hizasından temas kuracağız. Asla ve asla birinin farklı bir kimliğinin üstünlüğünü diğerine empoze etmeye kalkmayacağız. Deva Partisi kimlik siyaseti değil, bireyin hak ve hukukunu önceleyen bir siyaset anlayışını daima özümseyecek ve bunu da uygulamalarıyla gösterecek. Şimdi bizim diğer siyasi partilerden bir diğer farkımız da şu arkadaşlar. Sadece programımız, ilkelerimiz değil, aynı zamanda ilk oluşumumuz da son derece kıymetli. Hepiniz internet ortamından farklı ilişkilerle devreye girip müracaat ettiniz Sayın Ali Babacan'a yol arkadaşı olmak için.
Sonrasında arkadaşlarımız bu isim havuzu üzerinden sizlerle yapmış olduğu görüşmelerde Bahar Hanım buradaki komisyonda İstanbul'da yer almıştı. Ben de 9 tane ilin heyet başkanlığını yaptım. Hepsiyle sosyal medyadan Ramazan'da pandemi şartlarda oturduk görüştük. Hangi pozisyonlarda görev alabileceklerini değerlendirdik ve arkadaşlarımıza bu şekilde görev verdik. İlçe başkanımızla aynen sizin gibi internet ortamından müracaat eden ve ilkeleri olarak da Deva Partisi'nin ilkelerine uygun hareket edeceğini kanaat getirdiğimiz bir arkadaşımızdı ve onu da görevlendirdik. Şimdi de çok güzel bir ekibi kurmuş burada. Nezih de bir ilçe binası. Gerçekten çok mutlu oldum. Renkleri de uyumlu. Ben de sanki çekmeceye göle geliriz derken mavi gömlek giydim, mavi kravat taktım. İçeriye girdim ki burası bizden daha mavi, daha güzel. Maviliklere eğer biz yelken açacaksak, Deva kadrosu olarak bu ülkenin geleceğine dair arkadaşlar çok çalışmamız gerekiyor. Kendimiz içimizdeki ufak tefek sıkıntıları bertaraf etmemiz gerekiyor. İstanbul ilde biliyorsunuz bir değişiklik yaptık. Sebep de şuydu, değerli il başkanımız telefon açtı. Dedi ki, il yönetiminde bir uyumsuzluğumuz var. Gelin buraya bir müzahere edin, bizi dinleyin. Ondan sonra ne karar verirseniz buna saygılıyız dedi. Biz ilçe başkanımız dahil olmak üzere 24 ilçe başkanımızı, il yönetiminden 41-42 arkadaşımızı, il başkanımıza dahil olarak olmak üzere 5 tane genel başkan yardımcısı arkadaş olarak dinledik. Bu dinlemeler sonucunda oluşturduğumuz raporu da genel başkanımıza takdim ettik. Ve biz İstanbul İl Yönetimi'nin kartlarının yeniden karılması gerektiğini, içinde çok değerli, çok kıymetli arkadaşlarımız var. Büyük bir çoğunluğu belki tekrar aynı yönetimde devam eder. Ama burada yeni bir kana, yeni bir heyecana ihtiyaç olduğunu gördük. Ve bu şekliyle Cuma günü itibariyle İstanbul İl Teşkilatımızda bir değişim öngördük. O değişim gerçekleşmeden de ilçelerde sizinle gelip hasbihal etmeyi işin açıkçası pratikte bir faydalı çalışma olarak görmediğimiz için bu çalışmayı da bugün pazartesi itibariyle başlattık. Başkanımızın o gün il binasına geldiğinde de kendilerine de zaten söylemiştik. Bundan sonraki süreç içerisinde yani biraz önce ifade ettiğim küçük illerden başlayan teşkilatlanmalarımız artık büyük şehirlerde zirveye ulaşmak durumunda. Biz 81 ilin tamamında, bakınız yazmışsınız orada, tamamında il başkanımız var. 973 ilçenin 650'sinde biraz güncellemek gerekiyor. Ama genel başkan da 600 kullandığı için sizde bir kusur yok. Kusur bizde gelirken Sadullah Bey'e söyledim. Dedim ki son sayıları bir güncelleyelim. 650'ye yakın ilçemizde şu an itibariyle teşkilatlarımız oluştu. İstanbul'un da 26 değil 24 ilçesinde ilçe teşkilatımız kurulmuş durumda. Şimdi İzmir'de, Bursa'da il binalarımızı açtık. İstanbul'a sıra geliyor. Ve bundan sonraki süreç içerisinde eğer İlker Çelik Bey bize müsaade eder ve uygun görürse İstanbul'a mitil atacağız. Hep birlikte İstanbul'da çok ciddi anlamda bir teşkilat çalışması seferberliğinde başlatacağız. Niçin İstanbul? İstanbul 81 ili doyuran, kendisi dahil 81 ili doyuran bir şehir. Üretim üssü, sanayi üssü, kültür başkenti ve dünyanın göz bebeği bir şehir. Hemen hemen her ilden insanları içinde, uhdesinde barındırıyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda inşallah buradan İstanbul'dan tüm teşkilatlar kurulmuş, dersine de iyi çalışmış teşkilat mensuplarımız Anadolu'ya yayıldığında işte Deva'nın gerçek anlamda kurulduğu ve teşkilatlandığı gün o gün olacak. Yani İstanbul'un 39 ilçesinde teşkilatlar kurulup biraz da teorik çalışma yapıp alana çıktığı gün Deva Partisi artık her türlü anket sonuçlarına itibar edebilecek pozisyona gelecek. Aksi takdirde şu an itibariyle hiçbir şey Deva Partisi'nin gerçek gücünü test etmeye imkan vermiyor. Niye vermiyor? Çünkü İstanbul'un tamamında örgütlenememişiz. Bursa'da 9 ilçemizde geçtiğimiz gün il binasının açılışını da gerçekleştirdik. Ve özellikle size bunu söyleyeyim arkadaşlar.
Cuma namazı sonrasında Ulu Cami etrafında Ali Bey'e gösterilen ilgiyi bir görmüş olsaydınız, nasıl bir siyasi hareketin mensubu olduğunuzu ve iktidarın adım ayak seslerinin nasıl geldiğini orada görürdünüz. Muhteşem bir cami. Gerçekten çok güzel bir katılım ve vatandaşın ilgisi her türlü takdirin üzerineydi. Ben geçtiğimiz gün KRT televizyonda söyledim. Vatandaşlar önüne atılıyor Ali Bey'in önüne. Diyor ki bıktık artık bundan. Kurtarın bizi. Yani iktidardan bahsediyor. Kurtarın bizi bunlardan. Bir an önce akıllı, uslu insanlar gelsin bu ülkeyi yönetsin. Arkadaşlar çok zor değil yani. 2002'de AK Parti iktidarı 3 Y ile geldi. Yolsuzluk, yasaklar ve yokluk. Bugün belki İstanbul'da yokluk tam manası yaşanmıyor olabilir ama Anadolu'nun pek çok şehrinde emin olun çok ciddi bir yokluk problemi var. Belki Küçükçekmece'de yok ama Bağcılar'a girdiğiniz zaman orada da var, Esenler'de de var, Esenyurt'ta da var. Görülüyor mu? Asgari ücretle, 3000 lirayla, 4000 lirayla bir ailenin İstanbul'da geçinmesi mümkün değil. Yasaklara gelince 2002'deki var olan yasakların belki 10 katı daha fazla yasak. Nedir yasak? Değerli meslektaşım biraz önce dışarıda kendisi de hem benim birimimde kendini tanıttı. Şu telefonu özgürce kullanamıyorsanız bundan daha büyük yasak olur mu? Bakkalla manav kendi arasında konuşuyor, abi beni dinliyorlar diyor. Bakkalla manav seni ne diye dinlesin be kardeşim? Ama ülkede artık bu algı buraya kadar gelmiş. Gençler Kırşehir'de genel başkanımız önüne geçiyor, diyor ki başkanım biz diyor Twitter'dan sallayamıyoruz. Niye? Sallarsak başımıza bir şey gelir diye korkuyoruz. Sizi de beğenemiyoruz diyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kahvanede yukarıdan el salladılar ve genel başkanımızı ısrarla çay içmeye davet ettiler çocuklar. Birlikte çıktık yukarı. 15-16 tane genç pandemi şartlarında. Dediler ki sayın başkanım, İşte bir fotoğraf çekiliyorum sayın başkanım, mümkünse bunu kullanmasınlar. Hayırdır? Dedi ki efendim yarın işte iktidara mensuplarından birisi bizi şikayet eder, gelirler bizi kapımızdan alırlar. Bakın bunu Cizre'de söylüyor. Korku eşiği, korku duvarlar orada yıkılmış olmasına rağmen her türlü baskı, şiddete maruz kalmış bir bölgenin insanı bile bugün iktidarın şerrinden korkar hale gelmiş arkadaşlar. Ha. İşte onlar korkuyor, Çekmece'deki teşkilat mensupları ne yapıyor? Cesur yüreklerini ortaya koyuyor ve diyor ki ben bu davada varım diyor. İşte bunun için bizim nazarımızda son derece kıymetlisiniz. Benim nazarımda Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan ve DEVA kadrolarının nazarında bu kadar sıkıntı, bu kadar sorunun olduğu noktada sağına soluna bakmadan ben varım diye ortaya çıkan DEVA'nın her bir damlası bizim için Küçükçekmece gölü kadar bereketli ve kıymetli. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsın. Şimdi bu damlaları büyütmek dediğim gibi çalışmayla, motivasyonla ve gerçek anlamda vatandaşa dokunmakla olur. Bu dokunmayı bugün burada biz sizlere, siz vatandaşa doğrudan temas etmek suretiyle gerçekleştireceksiniz. Ve sorana karşı da çok net bizim cevaplarımız var. Bu ülkenin geçmişinde ekonomide yaşadığı en güzel günlerin mimarı bizim genel başkanımız. Bu ülkeye IMF'den 10-15 sentte muhtaç olduğumuz günlerden getirip IMF'ye son borcunu tuşa basan devletin temsilcisi İbrahim Halil Çanakçı'yla o günün bakanı Sayın Ali Babacan bu kadronun en önemli kurmayları. Hem İbrahim Halil Çanakçı Ekonomi Politikalar Bakanımız, başkanımız inşallah bakanımız olur, Allah söylettiriyor. Hem de Sayın Bakanımız, Sayın Ali Babacan bu partinin genel başkanı. Şimdi bir bakın 2008-2009'da neyle övünüyorduk biz? Komşularla sıfır problemle övünüyorduk. Diyorduk ki Antep'ten çıkıyoruz Halep'e, Şırnak'tan çıkıyoruz Erbil'e, Van'dan çıkıyoruz Tahran'a, çok rahatlıkla gidiyoruz. Batum zaten bizim bir banyomuz gibiydi.
İstediğimiz gibi Selanik'e gidip geliyorduk. Bulgaristan'la her türlü ilişkilerimiz fevkalade iyiydi. Edirne'de, Kırklareli'de esnafımız bayram ediyordu. Türk parası son derece kıymetliydi. Rublenin veyahut da Bulgar parasının 10 kuruşluk bizimkinin karşısında kıymeti yoktu. Kimdi o günkü şartlarda ülkenin dış işlerinde temsilcisi? Elbette ki bizim Genel Başkanımız Ali Babacan. Çünkü insanın yaratılışı gereği ve yetişme tarzı gereği her daim diyalog kapısını açan ve kavgayla değil, barış eliyle, huzurla bu ülkeyi yönetmeye talip olan kadrolar devamlı. Dolayısıyla bırakın kim kimle kavga ederse etsin. Biz kavgaya hiç gelmedik arkadaşlar. Bizim işimiz sevgi, bizim işimiz barış, bizim işimiz ekonomi, bizim işimiz atılım. Üretmek, üretmek, üretmek ve üreten insanın da ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ülke güçlü anlamda, ekonomisi güçlü, dış siyaseti güçlü olursa içeride istihdamı da bir o kadar da iyi olur. Ve son söz özellikle basını gönderdikten sonra sizlerle tanışacağız, sizleri dinleyeceğiz. Sözümüzü şununla noktalayalım. Bizim parti programımızın içeriğinde var olan her platformda da ifade ettiğimiz gibi dinimizin kutsallarını siyasetin malzemesi yapmayacağız. Bizim için Kudüs son derece kıymetli. Hiçbir sıkıntı yok. Mescid-i Aksa bizim gönlümüzdeki müstesna yeri bambaşka. Bizim için Ayasofya da öyle. Ama bunları, Eyüp Sultan da öyle ama bunları siyaset malzemesi yapmayacağız. Caminin kışlanın içine siyaset camiye kışlaya siyaset soktuğunuz zaman o ülkeden kimseye bir hayır gelmez. Ve bugün işte karşılaştığımız hadiselerden birisi de o. İkincisi çok önemli olan Cumhuriyetimizin temel ilkeleri arkadaşlar. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletine olan inancımız. Başkentin Ankara'ya olan inancımız. Kurucularımız, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına karşı olan muhabbetimiz asla ve asla siyaset malzemesi yapılmayacak. Bunu da cami siyasetini kutsal, dinimizin kutsalları noktasında yapılan siyaseti nasıl AK Parti'nin tek eline bırakmayacaksak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in temel ilkeleri ve değerlerine olan inancımızı ve desteğimizi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline bırakmayacağız arkadaşlar. Biz sadece iktidara yüklenerek de siyaset yapılmaz. Sadece iktidar mı hatalı? Muhalefet adam gibi muhalefet yapsaydı 20 yıldır bu iktidar yerinde kalabilir miydi? Arkadaşlar 2014-15'lere kadar Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet sadece reddiyat üzerinden muhalefet yaptı. Her şeyi reddediyordu, her şeyi reddediyordu. Yapılan olumluydu, olumsuzdu, her şeyi reddediyordu. Şimdi siz diyebilir misiniz AK Parti iktidarı sağlıkta ilk dönemde yaptıkları olumsuzdu diyebilir misiniz? Ulaşımda yaptıkları olumsuzdu diyebilir misiniz? Olumlu gördüğünüz işleri takdir ederseniz olumsuzlar noktasındaki itirazlarınızı daha yüksek söyleyebilirsiniz. Köylere, köydes projeleri kapsamında suydu, kanalizasyondu, yoldu. Bunların çoğu Anadolu'da karşılık buluyor. Dolayısıyla geçmişin iyi yaptıkları elbette ki takdir edilecek. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bunca senenin kazanımlarını yok ettiler. Neyi yok ettiler? Her şeyden önce eğitim sistemini yok ettiler. Bugün 1,5 yıldır çocuklarımız okula gitmiyor. Dün çocuklarımız LGS'ye girdi, ne yaptığının farkında bile değil. Motivasyonları bile yok çocukların. Şimdi geldiğimiz noktaya itibariyle fiziken belki bizi son derece iyi noktaya getirdiler. Ama ruhumuzu aldılar. Ahlaki değerlerimizi zayıflattılar. Bu ülkenin kamu malına el uzatmanın normal bir davranış olduğunu birilerine hissettirdiler. Geçtiğimiz günlerde de söyledim. Hazreti Peygamber'in ahlakıyla yola çıkanlar, Hazreti Ali'nin cesaretini, Hazreti Ömer'in adaletini milletin kulaklarına fısıldayanlar bugün rol model olarak suç örgütü liderlerini çocuklarımızın önüne koyuyorlar. Bu ayıp iktidar mensuplarına yeter. Başka bir ayıba gerek yok. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle 100-150 bin video kiminki tıklanıyor? Bir ona bir bakın.
asıl rol model olarak alacaksak işte biz Deva Partililer olarak yanımdaki kahramanı rol model olarak alın. Yanımdaki sporcu kardeşimizi rol model olarak alın. Ve ahlaklı siyaset yapan ve sadece ve sadece ülkesinin kalkınması için üzerime düşen neyse ben buna hazırım diyen arkadaşları rol model olarak alın. 13 yıl kesintisiz bu ülkenin en önemli bakanlıklarını yapmış olup da oturduğu koltuğu dahi değiştirmeyen, eskidiği için onun yüzünü değiştiren, bir kuruş kamu malına el dokunmayan, bal tuttuk ama parmağımızı yalamadık çünkü o bala dokunmadık diyen Nihat Ergün gibi değerli bakanlarımızı rol model alsın vatandaşlarımız. Ya iktidara gelirken 3 şeyden hesap sorun, para, makam ve şöhretten derken bunların hepsinin imtihanından iyi geçen arkadaşlarımızı rol model olarak alsınlar Deva kadroları. Ve bugün çıktığımız bu noktada ben inşallah inanıyorum ki hep birlikte çok güzel şeyleri değiştireceğiz. Ve çok yakın zamanda, bakın yine söylüyorum, bir seçim işleri başkanımız olarak söylüyorum. Bu ülkede seçim normal zamanında yapılmayacak 2023'te. Çünkü anayasada çok net bir kural var. Cumhurbaşkanı 2 sefer diyor aday olan. Ve siz 2017 anayasa değişikliğinde bu maddeyi değiştirmediniz. Sayın Cumhurbaşkanı 2 sefer aday oldu. Bundan sonra aday olabilmesinin yol ve yöntemi sadece ve sadece anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrasındaki hüküm. Meclis bir erken seçim kararı alırsa ancak Cumhurbaşkanı bir sefer daha aday olabilir. Bunun dışında başka bir şekilde aday olabilmesi mümkün değil. Ha şartları zorlar mı? Zorlayabilir. Ama biz hala bu ülkede az da olsa hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Sağduyulu yargıçların olduğuna inanıyoruz. Ve bu yargıçların eğer 116. maddenin 3. fıkrası dışında bir yolla aday olması halinde ona da geçit vermeyeceğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu biliyor. Ve oradan da kalkmak istemiyor. Dolayısıyla vaktinden önce bir seçime teşkilatlarımız her şekilde hazır olmalı. Ve siyaseti yaparken de şunu asla unutmayalım değerli arkadaşlar. Değerli teşkilat mensuplarımız. Biz de dahil olmak üzere. Vaktimiz geldiğinde bu koltuklardan çok rahatlıkla kalkmasını bileceğiz. İlçe başkanınız buraya oturduğu zaman ila nihayet ben ilçe başkanıyım diye oturmayacak. Sizler daimi koltuklarda, ilçe başkanlıklarında, ilçe yönetiminde ila nihayet devralmayacak. Çünkü demokratik bir ülkenin kalıcı reformlar yapabilmesinin tek yolu yöneticilerinin kendisini hukukla ve süreyle sınırlı kılmasıdır. Eğer hukukla sınırlı değilseniz, süreyle gelip süreyle gideceğinizi unutursanız o koltuklara yapışıp ondan sonra da maalesef objektifliğinizi kaybediyorsunuz. Bugün Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı birleştirip Doğu Alman ekolünden gelmiş olmasına rağmen bunca başarılarına Angela Merkel kendisi başbakan iken, şansölye iken parti genel başkanlığını bıraktı. Niçin? Özümsemiş işte o. Hukuk devletini özümsemiş. Demiş ki ben süreye tabiyim ve hukuka tabiyim. Ve görev yaptığım süre içerisinde yaptığım her türlü eyleme karşılık bir gün gideceğim, yargı önünde hesap vereceğim demiş. İşte böyle bir vicdan sahibi olan insanın hayatta hiçbir şeyden korkusu olmaz. Bağımsız yargıya hesap vermekten korkmayan insanların çok cesur olmaları gerekir. O yüzden bu cesareti siz fazlasıyla göstermişsiniz. Bugün iktidar, yerelde iktidar CHP, genelde iktidar AK Parti olmuş olmasına rağmen biz bu düzeni yıkacağız diyerek Deva kadrolarında küçük çekmecede saf almışsınız, saf tutmuşsunuz. O yüzden bu güzel davranış inşallah hem Rabbim nazarında mükafatlandırır hem de toplum nazarında mükafatlandırır. Benim buna zerre kadar bir endişem yok. Ve bundan da eminim. Çok güzel şeyleri birlikte yapacağız. Ve bunu Deva kadroları olarak başardığımızda bunun hazzını, mutluluğunu hep birlikte paylaşacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle değerli Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz İlker Çelik Bey ve Bahar Hanım'la birlikte hepinizi tekrar tüm teşkilat mensuplarımızı saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız diyorum.
deva geliyor. Sefa geliyor. Islak hattında yaz neşesi var. Türkiye'ye selam olsun, deva geliyor. Aman yurda selam olsun, deva geliyor. Vatan bu bizimdir, ötesini var. Aman da canlar ne hoş imiş, deva bulması. Hak, hukuk, adalet yar yar, huzur olması. Tut tut nefesini yar yar, deva geliyor.